Varodasından herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Bir gündem programıyla da sizlerle izleyicilerin karşınızdayız. Ne yazık ki yine Malatyaspor'u evimizde yine mağlup edemedik. Yine beraberlikle sonuçlanan bir karşılaşma oldu. Tabii bunu değerlendireceğiz. Bu karşılaşmada Konyaspor neden galip gelemedi? Bu konuya gireceğiz. Öte yandan da bir Malatyaspor'da hoca var bildiğiniz üzere. Bazı olaylar yaşandı. İbrahim abiyle beraber bunları değerlendirmeye çalışacağız. İbrahim abi zaten ufaktan bir tebessüm etti. Şimdilik'i duyunca. Şimdilik'e daha sonra geçmiş oluruz abi. Evet. Şöyle Konyaspor yeni Malatyaspor karşılaşmasını önce şöyle kısa bir değerlendirelim. Sonra neden Konyaspor Malatyaspor karşısında galip gelemedi? Oraya girmiş olalım. Evet. Ben galibiyet beklediğimiz bir maçtı. Çünkü Malatyaspor'un sezon başında kurmuş olduğu kadro zayıf bir kadroydu zaten. Bu ligde kaldıramıyor. Zaten Şumitika'nın da birkaç haftadır yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bu bizim açımızdan olumlu bir gelişmeydi aslında. Kendi oyuncuları için 5-6 tanesinin Süper Lig seviyesinde olmadığını söylemişti. Bunu da sürekli tekrar etti yani. Birkaç sefer gördüm ben birkaç hafta içerisinde. Bu da hani bizim aslında avantajımız olabilecek bir durumdu. Yani Malatyaspor, Konyaspor'a göre zayıf bir takım. Hatta Süper Lig'de en zayıf takımlardan bir tanesi bana göre. Ve mutlak bir galibiyet parolasıyla çıkmamız gerekiyordu bu maça. Muhakkak öyle olmuştur. Teknik ekip tarafından, oyuncular tarafından muhakkak 3 puan galibiyet parolasıyla çıkılmıştır ama işin sonucuna baktığımız zaman da kaybedilmiş bir 2 puan var Malatyaspor karşısında. Yani ben mağlubiyet almış kadar üzgünüm. Bu maçı galip gelmemiz gerekiyordu. Çünkü Hatta yayına girmeden önce dedim ya evimiz zaten mağlup olduğumuz maçı konuşacağız diye. evet yani zihnime o şekilde yazılmış. Ben mağlup olmuş kadar üzgünüm. Kaybedilen puanlar var. İnşallah toparlarız diyelim. Özellikle ilk yarı için sormak istiyorum abi. Şöyle kulübeye ben bir eğildim baktım basın tribündeyken. Acaba aşağıda Aykut Kocaman mı var diye bir düşünce geldi nedense aklıma. İlk yarı bildiğimi uyukladım. Evet. Bunun sebebi ne abi? Ya sebebini ben biliyorum ama bir de senden dinlemek istiyorum açık konuşayım. Sebebini biliyorsun. Ben senden alayım önce. Şumidika fark ettiysen abi sağ ve sol tarafı kilitledi. Yani Zümer Bütücü ve Serdar Gürler top geldiği zaman 3 kişi bir anda baskı yapıyordu. Yani bizim sağ ve sol kanatımızı kilitledi. Orta alandan da ilk yarıda ilerleyebilecek sadece Amir Hacı Ahmetoviç vardı. Soner Dikmen daha çok savunma ağırlıklı olduğu için bahsediyorum. Buralar kilitlendiği için de ikinci yarıya zaten Amar ve Empoku oyuna dahil oldu. Ortadan İlhan Hoca taktik değiştirdi. Ortadan gitmeye başladık. Öyle olunca ortaya kapatacağız derken bu sefer kanatları da açmış oldu şimdi ki. Bol bol orta açtığımız bir müsabaka oldu. Ama yine kilidi açamadık tabii. Evet. Yani şimdi baktığımız zaman İlhan Hoca'nın kafasında bir A planı var. Fakat bu plan tabii ki mesela Giresunspor maçında tutmadı bu plan. Evet. Ve orada da 0-0 berabere kaldık. Malatyaspor maçında da 0-0 berabere kaldık. Üretken olamadık. Şimdi tabii A planı olduğu kadar B, C planının da olması lazım. B Mesela vardı, C yok yani. şimdi orta sahayı çıkartıp orta sahayı alabilirsin. Adam yorulmuştur. Onun yerine entegre edersin ama karşında 11 kişiyle defans yapan bir takım vardı. Sadece Münir biraz ileride duruyordu kontratak için. Onun dışında genelde işte beşli defans, önünde 4 tane orta saha. Tek tehle geldiler arada bir. Şey, Tete sakattı zaten. Tete bu maçta Sol oynamadı. taraftaki Münir. Münir miydi? Çok Münir. özür diliyorum. Sol taraftaki Münir. Ben de ondan bahsediyorum. Hani sadece Münir ileri uçta kalıyordu. Adem Büyük biraz ona destek çıkıyordu. Onun dışında yani 9-10 futbolcusuyla birlikte defans yapıyordu. Ve ilk yarı boyunca bu defansif anlayışı sergiledi. Şimdi bu kadar defansif oynayan bir takıma karşı da aslında İlhan Hoca'nın B ve C planını hayata geçirmesi gerekiyordu. Hani orta sahayı çıkartıp orta saha almak, işte kanat oyuncusunu çıkartıp kanat oyuncusunu almak veya bir beki çıkartıp bek almak bana göre çözüm değildi bu noktada. Bazı maçlarda bu çözüm olabilir. Mesela oyuncunun pas istatistiklerini çok beğenmezsin maç içerisinde veya temposuz bir oyuncuya dönüşmüştür maç içerisinde. Temposunu yitirmiştir. Onun yerine alırsın, orta sahayı koyarsın. Ama bana göre maçın kırılma anı
Soner Dikmen'in çıkıp Amar Rahmanovic'in girmesi orada maçın kırılma noktası oldu bana göre. Hani orada şu hamleyi beklerdim ben ki hakikaten de yaralanmamız gerekiyordu bu maçta Ahmet Hasan'la. Çünkü birçok orta yaptık ceza sahasına. Çıkaleşi ve Ahmet Hasan olmuş olsaydı aynı anda biz yan toplardan gol bulabilirdik, duran toplardan gol bulabilirdik ama İlhan Hoca 3 değişiklikte kaldı. Ve standart değişiklikler yaptığını düşünüyorum ben İlhan Hoca'nın. Mihailak hamlesi dışında. Ben bu görüşüne hem taraftarlar da bu şekilde düşünüyor zaten. Hani sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla. Ben senin bu görüşüne katılmıyorum abi. Ahmet Hasan özellikle evet. Konuşacaksak eğer. Kupa maçı oynadık. Evet. Ahmet Hasan kaç dakika sahadaydı? Kaç defa topla buluştu? Buluşacak abi. Şimdi bazı forvetler vardır. Tamam. Bak bazı forvetler farklı. Vardır. Yani bu mobil forvet dediğimiz oyuncudur. Yani sahanın her yerinde olur bu oyuncu. Yani ileri hücum hattının 3. bölgenin her tarafında olur yani bu Çıkaleşi. Oyuncu. Çıkaleşi'ye örnek verebiliriz belki. Onun dışında bazı oyuncular vardır. Sen pivot santrafor özelliği taşıdığı için oyuna katmak istersin. Ve birçok orta yapıyorsan da bu futbolcuyu topla buluşturursun. Yani her futbolcudan her şeyi bekleyemezsin futbol düzeninde. Yapamaz yani. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi Ahmet Hasan Olympiakos'tan gelmiş bir futbolcu. Evet. Futbolcu penceresinden bakacak olursak eğer ki. Şimdi Olympiakos'tan gelmiş bir futbolcu yedek. Hala yedek. Evet. Şu Ebo'ya takılmış olabilir mi? Ben Olympiakos'tan geldim. Konyaspor'da şu an yedeyim deyip form düşüklüğü olmuş olabilir şimdi, mi? Antrenmanlarda da bunu hissettiriyor bak, olabilir mi? İnanılıyor. Şimdi İç işlerini bilemeyiz. İşte o yüzden zaten. İç işlerini bilmediğimiz için çok yorum yapamıyoruz. Tamam. Kravets'le alakalı konuştuğumuzda İlhan Hoca'nın... İç işlerini biliyorduk. İlhan Hoca'nın haklı olduğunu hep söyledik. Söylüyoruz Kravets'le alakalı. Zaten yanlış bir transferdi. Şimdi Ahmet Hasan'ı almışız. Belli bir meblağ ücret ödeniyor bu oyuncuya. Kiralık hem de. Kiralık. Tamam. Belki uyuşmayan şeyler vardır. Takım yapısına oturmayan bir durum vardır. Bunları anlarım. Ama zaten rakip kapanmış yani. Bir şekilde gol bulmamız gerekiyor. Oyunu yıkmışız. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda. Hatta Malatyaspor iki tane değişiklik yaptı. İkisini de 92 dakika yaptı. Yani adamlar hem yoruldular hem sürekli defans yaptılar. Bizim kalemize dahi gelemediler. Bu tip bir maçta ben hani Ahmet Hasan değil de X bir futbolcu olmuş olsaydı forvette atıyorum Mustafa Pek demek olmuş olsaydı. Mustafa Pek demek niye oynamadı da derdim yani. Burada ben isime takılmıyorum. Eğer oyuncu kulübede bekliyorsa ben onun yararlanmasını beklerim yani hocam. Yararlanmasını bekliyorsun da. Şimdi bu yeni Malatya maçı özellikle bizim her yıl olduğu gibi çok kritik bir süreçten geçen bir maç. Evet. Bizim buradan bir alacağımız mağlubiyette bizim gardımızı beraberlikle biz bu şekilde düştük. Alacağımız bir mağlubiyette inanılmaz bir şekilde bizi düşürebilirdi. İlhan Hoca'nın düşüncesi bu elimizdeki bir puandan da olmayalım. Yani ben daha öyle düşündüm. Ben öyle düşündüğünü zannetmiyorum Ali Kağan. Yani mutlak galibiyet parolasıyla çıkılmış bir maçtı bu maç bence. Çünkü abi rakibin... Mutlak galibiyet parolasıyla çıktık diyoruz abi. 70'ten sonra bastıran bir Konyaspor vardı. İşte ben de onu diyorum. Yani sen 70 dakika oynuyorsun hep aynı şeyleri yapıyorsun. Sonuca ulaşamıyorsun. Yani orada 60. dakikada oyunu çözebilecek bir hamle gelebilirdi. Mesela Mihailak hamlesini çok olumlu buldum. Evet. Gerçekten çok olumlu buldum. Evet. Yani Sukubic aksıyordu zaten. Ya belki şunu da görebiliriz ilerleyen maçlarda. Mihailak sağ bek olarak da çıkabilir Konyaspor kadrosunda. Hızıyla fark katacak bir oyuncu. Ha, defansif anlayışıyla neler katabilir Konyaspor'a bilmiyorum. Şu an için kestiremiyorum. Antrenmanlarda denersin. Elindeki oyunculardan daha iyisi Mihailak'ı sağ bek olarak oynatırsın. Soner Lamir'e büyük geçiş ben istiyor o zaman. Ben o hamleyi çok beğendim. Ha, o hamle de geç yapıldı bana göre. Eğer o tip bir hamle yapılacaksa daha erken dakikalarda yapılması gerekiyordu ki İlhan Hoca 4 değişiklik bile yapmadı. 3 tane değişiklik de kaldı yani. Bu maçı kazanmak istiyorsaydık gerçekten biz 5 oyuncu değişikliği hakkında yapabilirdik. Mesela Alper kupa maçında çok iyi oynadı. Neden girmedi? Ona katılıyorum. Zümer Bütücü ilk yarı çok kötüydü. Hatta Alper de ısınıyordu devre arasında. Dedim Zümer Bütücü herhalde kötü olduğundan dolayı Alper'i monte edecek dedim. Olmadı, almadı yani. İlk yarıyı kanatlar, daimki dediğim gibi düşünelim abi. Şumitika gerçekten her iki kanatta kitledi. Evet. Serdar Güler de çok kötüydü ilk yarı. Basit top kayıpları falan da yaptı. Ha, Serdar demişken şu da var. Bir arkadaşım, ben ilk yarıda çok gözlemleyemedim. Çünkü tribünde de bağırıyoruz falan. Çok gözlemleyemedim.
Dedi ki Amir hiç sağ tarafa pas vermiyor dedi. Serdar'a pas vermiyor dedi. İkinci yarı izledim 5 tane topu vermedi yani Serdar müsaitken. Yani orada da bir sıkıntı var gibi geliyor bana. Serdar'la Amir arasında. Anlatabildim mi? Serdar çok boşa kaçtı mesela. Atmadı. Hatta bir tane pozisyonda çok basit bir top vermesi gerekirken sağ tarafa Serdar gerideydi. Sukubic ilerideydi. Daha biraz daha işin şovuna kaçtı. Top kaybı yaptık. Böyle de bir sıkıntı var. Hiç dikkat etmedim bilmiyorum abi. Maçı eğer 90 dakika bulabilenler, Beyin Connect'te var, bulabilenler izlesinler. Amirler Serdar'ın pas alışverişlerine baksınlar. Ya, ilginç bir durum. İnşallah yoktur öyle bir şey. Ya, i̇nşallah yoktur ama bilmiyorum. Benim gözlemim o yönde. O da arkadaşımın uyarısı üzerine izledim yani. Özellikle izledim ne yapacaklar diye. Yeni Malatya Spor lige çıktığından bu yana toplam 8 kez karşılaştık biz Yeni Malatya Spor'la. Bunların 4'ü evimizde oynanmıştı. 2 mağlubiyet, 2 beraberlik. Yani hiçbir şekilde galibiyetimiz yoktu. Bu da 3. beraberliğimiz oldu. Hakeza Malatya'da da Malatya Spor bizi yenemiyor. Orada da 2 beraberlik, 2 evet, galibiyetimiz var. Bu istatistikler futbolculara yansır mı? Hani kötü anlamda. Araştırıyorlar mıdır? Bakıyorlar yok, mıdır? Yok ben zannetmiyorum ya o kadar. Yani şimdi futbol şans oyunu. Yani baktığımız zaman mesela yani şu olabilir belki. Yani atıyorum İstanbul takımlarına daha önce galibiyet alamıyorduk. Hatta galibiyet bırak beraberlik dahi alamıyorduk. Bir tane işte Türkiye Kupası'nda 2001 yılıydı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam 1-0 yendik falan. Şehir böyle yıkıldı yani o maçtan sonra. Böyle bir şey vardı. İnsanların psikolojisinde İstanbul takımlarını biz yenemeyiz düşüncesi vardı. Sonra biz lige çıktık. Hangi yılda hatırlamıyorum ama 2013 yılıydı o. 2013 sezonu, 2012-2013 sezonu olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam. Fenerbahçe'yi burada 2-0'dan 3-2 yendik. Bence o maç dönüm noktalarından bir tanesiydi. Yani Konya Spor camiası, Konya camiası artık İstanbul takımlarını da yenebileceğine inandı. Bu psikolojik olarak var. Ama hani futbolcular çok böyle istatistikler anlamda ya bizim Malatya'ya karşı şansımız tutmuyor, bizim Antep'e karşı şansımız tutmuyor diye bir algı içerisine bürüneceklerini düşünmüyorum. Ama şu olur. Mesela iki sezon önce Gaziantep'te yapılanlar var bize. Oyuncu grubumuz içerisinde o süreçten geçen oyuncular varsa ki var. Sukubic. Amir, Sukubic var, işte Alper var Alper mesela. O yüzden istemiştim yani aslında. Bunlar o anı yaşadıklarından dolayı belki şey yapabilirler, etkilenebilirler. Ama istatistiksel manada ben etkileneceklerini düşünmüyorum. Anlatabildim mi? Hiçbir şekilde dezavantaj olmaz diyorsun yani. Ya bence olmaz yani. O zaman Şumidika'ya değinmek istiyorum. Çok klas bir şekilde top sektirdi. Sonra bize doğru döndü. Yine bir el hareketi, sus yani işareti. Sonra zaten bir kaos ortamı oluştu. Su şişeleri, evet, tasvip etmediğimiz bir şekilde aşağı atıldı. Şu an Konyaspor'un yazık ki PFDK'ya sevk edildi. Evet, muhtemelen ceza yiyeceğiz. Muhtemelen de ceza gelecek. Bunun kaçış yolu yok artık. Şimdi ben karşı tribündeydim. Siz daha yakındınız. Orada ne oldu ne bitti tam göremedim çok ama. Çok klas bir şekilde top sektirdi. Döndü sus işareti yaptı. Ben anlamadım. Şimdi insan şunu düşünür. Konya'da birçok maç izliyoruz. Birçok teknik direktör gelip gidiyor. Birçok futbolcu grubu gelip gidiyor. Yani son yıllarda da şöyle hatırlıyorum. Bu tip bir olay sadece Şumidika'da oluyor. Yani insan kendisine döner bir bakar ve gerçekten de Türk futbolunun bu tip insanlara ekmek veriyor olması, para kazandırıyor olması utanç verici bir durum, evet, bana göre. Hatta Levent Kartop sanırım bir paylaşım yapmış, çok beğendim. Şumidika gibi karakterler Konyaspor kulübüne giremez diye, evet, bir hani özetledim bunu. Bir tweet atmış. Gerçekten çok beğendim. Gerçekten de Konyaspor camiası, Konya camiasına o tip futbolcular çok barınamıyorlar. O tip teknik direktörler barınamıyorlar. Hatta kulübün kapısından dahi giremez. İnşallah bundan sonra da girmez temennisi edelim. Peki bunun bir kuyruk acısı var mıdır şu Mitka'da? Yani bilmiyorum yani belki teklif gitmiştir daha önceki yıllarda birkaç sezon önce. Bizimkiler kabul etmemiştir ya da anlaşamamışlardır. Oluyor ya mesela bazı futbolcular var. Konya sınırına girerler. Menajeri masaya oturur. Anlaşamazlar. Muhammed Demir vardır mesela. Anlaşamaz. Onu tutar hırs yapar yani. Bütün maçlarımızda da gol atıyor Muhammed Demir.
İşte Adem Büyük için de aynı şey geçerli. Çok şükür bu maçta atamadı da kurtardık. Biz atsaydık yani. Atardı. Emin ol atardı. Ya yine yattı yani. Artık yatma da bir alışkanlık olmuş onda. Adem abi ya. Ya ona bir şey söyleyemiyorum. Evet. Şimdi Duka nezdinde devam edecek olursam abi basın toplantısını dinledin mi bilmiyorum. Dinlemedim yani ama gördüm yani yazılanları. İllaki gelmiştir kulağına. Evet. Anadolu'da bugün gazetesi. Fatih Şeker'e de çok teşekkür ediyorum abimiz bu arada. Çok soru sormuş. Takımın savunma ağırlıklı oyun tercihiyle alakalı. Şöyle bir cevap vermiş, hemen kısaca okumak istiyorum. Benim görüşüm böyle değil. Benim takımım çok iyi oynadı ve bir puan aldı. Bazen bir puanla küme düşmezsiniz. Bazen de şampiyon olursunuz. Seni Malatya'ya davet ediyorum. Takımla beraber antrenman yapmanızı istiyorum. 10 oyuncum 20 yaşın altında. Ben de size soru sormak istiyorum. Neden Şumidika her maç maksimum 1-2 oyuncu değişikliği yapıyor? Futbolu daha fazla öğrenmelisiniz diye küstahça bir açıklama yapmış. Ya kendince haklıdır. Ama futbolu oradaki, daha fazla öğrenmelisiniz tabii, oradaki tabiri. Cümleler, kelimeler yanlış olsa da baktığın zaman iki tane futbolcu değişikliği yapmış. Evet, kadrosu yetersizdir ama sen o kadronun yetersiz olduğunu bile bile gidip oraya imza atıyorsan o bahanelerin arkasına sığınmayacaksın. Basın toplantısını da terk etmiş ondan sonra yani. Ya işte kendine yakışanı yapmış diyecek bir şey yok. Konuştum, daha bizim soracağımız sorular vardı diyor. Benim ağzım etti diyor, gitti diyor. Ya bilmiyorum, çok daha fazla konuşmaya gerek yok yani, insanın canını sıkıyor. Evet, o zaman galibiyet alacağımız maça geçelim yavaş yavaş. İnşallah galibiyet gelirse. Gelmez mi diyorsun abi, bak beni korkutuyorsun sen. Ya şöyle, baktığımız zaman Karagümrük'te son haftalarda bir düşüş var. Fakat bir ligin tecrübeli takımlarından bir tanesi ve kaliteli ayaklarına sahip bir takım. Total anlamda baktığımız zaman belki defanstaki oyuncuların yetersizliği söz konusu olabilir ama işte kalede Viviano olsun, orta sahadaki Biglia, Bertolacci, santraf olarak Pesic, yani baktığımız zaman Süper Lig'de ilk 5'e oynayan takımın kadrosunda bulundurmak isteyeceği futbolculardan bir veya birkaç tanesi. O yüzden Karagümrük'e gerçekten küçümsenecek bir rakip değil. Asla. Ama son haftalarda da çok büyük düşüş var Karagümrük'te. Ve şu da var. Tabii bu hocanın biraz yapısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Kafa karışıklığı de, var bence. O da var. Muhakkak o da var. Yani teklif etmiştir. Kendini takıma veremiyordur. Olur. Bu tip şeyler hep yapılır yani. Ligin en başarılı pas istatistiklerine sahip takımı. Yani birinci sırada geliyor Karagümrük. Hatta bazen işin şovuna kaçıyorlar. Kaleden defansa, defanstan kaleye, tekrar işte defansa, stoperlere, stoperlerden tekrar defansa, böyle birkaç tane geliş gidiş yaşanıyor. Tabii bu da bir taktiktir kendilerine göre. Ya bir zamanlar ama kocamanlı 2015-2016 sezondaki Konyaspor misali Karagümrük. Bunu yapabilecek oyuncular da var mesela. Zukanović ayağı düzgün olan bir futbolcu. Stoper mevkisinden top çıkartan futbolcu genelde o oluyor. Diğer oyuncular da Biglia, İşte Bertolacci, onlara ayak uydurmaya çalışıyorlar. Ligin en iyi pas yapan takımlarından bir tanesi. Tabii burada Konyaspor'u üzerine çekmeye çalışacaktır Karagümrük gelecek maçta. Genelde şu tip pozisyonları izleyebiliriz Karagümrük tarafından. Defans önünde birinci bölgede pas yapıp bizim santraforlarımızı ve orta sahalarımızı oyalayıp yine hızlı futbolcularla Ahmet Musa olsun, Yan Karamoa olsun, işte Pesic olsun. Bunlarla uzun toplar sayesinde Emre Mor oynuyor. Emre de hızlı bir futbolcu. Bunlara işte defanstan top çıkartıp uzun toplarla atak yapabilecek bir görünüm veriyor bana Karagümrük. O tip pozisyonlara dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Emre Mor tarafından sağ kanattan birkaç sefer çok tehlikeli bindirme yaptılar Trabzonspor maçında da. Yani biz ona dikkat etmemiz gerekiyor. Genelde oyun sistemi birinci bölgede pas yapıp uzun toplarla defansın arkasına sarkma eğiliminde. Sen zaten pas istatistiğinden bahsettin. Karagümrük ligin en iyi savunmadan pasla çıkan takımı. Evet. Ondan sonra Konyaspor geliyor zaten. Zevkli bir maç bizi bekliyor. Sen pas istatistiğinden bahsettiğin için bunu söyledim. Evet. 15 ya ilk 15 dakikayla son 75 ile 90 arası eğer gol yemezsek ben Karagümrük'ü yakıp geliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var aslında. Belki de Malatya Spor maçındaki gibi oyunu bir süre
ortada tutmalıyız. Karagümrük karşısında ilk yarıda. Biz ortada tutmadık ama. Biz fark ediyorsun ilk 4. dakikada bir Endri çekici pozisyon var. Pozisyon yakaladı. Ondan sonra bir anda kilitlendi zaten bizim sağ sol. Evet. Şumidika'nın ani bir taktiğiyle ilk yarı bizi bitirdi. Evet. Sonra uyuduğumuz bir maç izledik. Yani şunu söylemek istiyorum. Hani ilk yarı gol yemeden tamamlarsak ki Karagümrük ilk yarıda daha fazla gol atan bir takım. İkinci yarıda daha az gol atan bir takım ve ikinci yarıda da daha fazla gol yiyen bir takım. Şöyle özetleyeyim. Karagümrük 16 tane gol atmış ilk yarılarda. İkinci yarılarda da 12 tane gol yemiş. İlk yarıda gol atıyor, ikinci yarıda gol yiyor. Ben şuna bağlıyorum bunu. Oyuncuların yaş ortalaması Konyaspor'a göre yüksek. Hatta lig standardının biraz daha üstünde bana bence yani. Hatta istatistiklere de bakmadım ama işte Bilya olsun, Bertolacci olsun, orta sahadaki oyuncular, Zukanović yine yaş ortalaması yüksek bir oyuncu. Ben kondisyonlarının biraz düştüğünü düşünüyorum. Hı hı. Yani 60'tan sonra Konyaspor Karagümrük'e karşı gol bulabilir. Tabii o dakikalara kadar gol yemememiz lazım. Hatta gol atarsak daha güzel bir maç izleriz Konyaspor açısından. Şimdi şöyle bir istatistik var. Karagümrük evinde iyi olan bir takım. Ama deplasmanda da kötü olan bir takım. Ama evinde oynadığı son 3 maçta kazanamadı. Hatta son oynadığı, evinde son oynadığı maçta kaybetti Trabzon'a karşı. Yani evinde de 3 maçtır kazanamaması onlarda bir panik havası oluşturabilir. Çünkü daha fazla puana ihtiyaç olan takım görünümde şu anda Konyaspor'a göre. Bize bir puan yarar Karagümrük karşısında. Ama Karagümrük'ü beklersek ve 60. dakikaya kadar gol yemezsek ben galip geleceğimize de inanıyorum Karagümrük karşısında. Hatta şöyle bir istatistik daha vereyim. Bugüne kadar 10 kez karşılaştı Karagümrük ve Konyaspor. Bu maçlardan sadece bir kez mağlup olduk. O da 2021'in Ocak ayında. Hatta yağmurlu bir hava vardı. Çok kötü bir hava vardı. O maçta da eksiklerimiz vardı diye hatırlıyorum. O maçta da 2-1 yenilmiştik ama deplasmandaydı. Yani. Deplasmandaydı. Zor bir maçtı yani. Ondan sonra 5-1 o maçta kaybetmiştik içeride. Hemen akabindeki maçta. Evet. Yani Karagümrük'ü içeride yaktı. Dışarıda yakamadı ama. Yakar mıyız sence Karagümrük'ü? Vallahi benim tahminlerime göre ben şu önümüzdeki 4 maçın 4'ünde kazanırız ümidiyle bakıyordum. Ta ki pazartesi günü Spor 42'yi yapasaya kadar. Mantıklı bir konuşma geçti orada. Şimdi Fenerbahçe, Konyaspor 27 puanla puanlar eşitlediler. Evet. Fenerbahçe'yi bir şekilde şampiyonluk yarışına sokacaklar. Bu 1-1 daha 2. Eğer Pereira'yı göndermeyecekse Ali Koç, ki göndermedi. Fenerbahçe bu şampiyonluk yarışına girecek. Trabzonspor da puan kaybetmeye yavaş yavaş başlayacak. Ha, bu ilk yarıda olur veya ikinci yarıda olur. Bu durum beni korkutuyor, açık konuşayım abi. Konyaspor'la Fenerbahçe arasındaki fark bandını aşmaya çalışacak olabilirler. Hani bu her zaman futbol sahada oynanıyor da son 4 maç sanki masada oynanacakmış gibi bir hissiyat var içimde. Yani bilmiyorum, biz dediğim gibi biraz önce de söyledim. O korku var yani şimdi. 60'a kadar biz mağlup olmazsak Konyaspor istediğini alabilir ama tabii İlhan Hoca'nın da A planı kadar B ve C planlarına da çalışması gerektiğini düşünüyorum. İlhan Hoca ve ekibinin. Tabii bunu görüyorlardır eksiklerini. Zaten İlhan Hoca'yı bugüne kadar hep olumlu şekilde yorumladık. İlhan Hoca gerçekten gelecek vaat eden hocalardan bir tanesi ve çok da çalıştığını düşünüyorum. Ve maç sonlarındaki bütün açıklamalarına da altına imzamı atıyorum. Hadi. Çok mantıklı şeyler de konuşuyor. Ama hani biraz daha ya özverili olması lazım. Madem Şumidika'dan bahsettik ya, şöyle kısaca da bir İlhan Hoca'ya bir girelim, övgü geçmiş olalım. Ya abi sen ikincisin. 27 puanla. Ne demek iki haftada işte 5 puanı bıraktık, kazanmamız lazım, üzgünüz. Ya ikincisin sen. Sen Konyaspor'da evet, taraftarın hayal edemeyeceği bir yerdesin ama taraftar da bunu kabullenemiyor. Ben onu da anlamıyorum. Ve İlhan Hoca bunun farkında, taraftarımdan özür diliyorum diyor. Önümüzdeki maç almamız lazım diyor. Evet. Böyle bir hoca var karşında. Hani böyle bir soruya karşı şey diyebilirsin. Ben ikinciyim kardeşim, hani 27 puanla. Doğru ama hayırdır. İlhan Hoca gerçekten orada mantıklı konuştu. Ben şaşırdım yani. Sevda Bağcan'ın bir şarkı sözü var. Der ki yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Gerçekten bir tarafımız yaprak döküyor. Puan kayıpları var. İnsan üzülüyor. Kaçırdığımız fırsatlar var. Ama bir yanımıza gerçekten bahar bahçe.
Ligin ikinci sırasındayız. Bunun keyfini yaşamak istiyoruz, yaşıyoruz. Bunu yaşarken de ben 5000, 6000 kişilik bir tribünü gerçekten çok hayal kırıklığı olarak buluyorum. Yani taraftar bana göre şu ana kadar görevini yerine getirmiyor. Stadyuma gidenleri, vakti müsait olmayanları bir kenara. Aşısı olmayanları bir kenara. Aşısı olmayanları da anlıyorum. Bir kenara bıraktık ama gerçekten bu takım, bu futbolcu grubu, bu hoca, bu teknik ekip, işte bu yönetim, Konyaspor bunu hak etmiyor. 5000, 6000 kişilik bir tribünü hak etmiyor. Daha ne istiyorsun? Belki ya? Sana şunu net bir şekilde söyleyeyim. Eğer ki Malatyaspor maçında bir 20-25 bin, hatta 30 bin, abartıyorum biraz daha, 20-25 bin, 30 bin civarında bir taraftar olmuş olsaydı biz Malatyaspor burada sahaya gömerdik. Ama çok iddialı. Evet. Çünkü karşındaki futbolcu grubu bir robot değil. Karşındaki, yani rakip için de söylüyorum bunu. Sen ne kadar baskı yaparsan tribünde o maçı alma ihtimalin daha çok kuvvetleniyor. Diyeceksin bunun için antitez oluşturulabilir. Mesela taraftarsız Başakşehir şampiyon oldu. Doğrudur. Bu kadro kaliten varsa yaparsın bunu. Kadro kaliten yoksa, kadro kaliten ikincilik için, üçüncülük için veya Avrupa hedefi için düşükse, ki mütevazı olduğunu çok defa söyledik kadronun, düşükse taraftar 12. adam olarak oynar. Saha içerisinde. Bizim de çok ihtiyacımız var. Maalesef ben yakıştıramıyorum. İnşallah bir an önce bu para pulla da bir alakası yok yani bu durumu bana göre. Çünkü saatte de alakası 5 tane. Saatte de alakası yok. Pazartesi günü saat 8'de ya, herkes iş çıkışı gidebilirdi yani. Soğuğu da bahane edecek bir durum yoktu pazartesi günü. Yani bugün marketin bir tanesine git 5 tane şişe getir. Sana bileti de veriyorlar. Yani 5 liraya 6 liraya hani onun maliyetini saysan. Hani normalde bu ya, çevre kirliliği bu çevre kirliliğini önlemek amacıyla bir duyarlılık anlamıyla yapılmış bir kampanya. Buna saygı duyuyorum ama ya, bulamadın 15-20 lira, 30 lira her neyse bulamadın. 5 tane şişe getirip biletini de alabiliyorsun. Hiçbir bahane yok ki senin. Yani ya şu takımı izlememek için hiçbir bilmiyorum bahane yani. Yok. Yakıştıramıyorum. Taraftarlarımıza da böylelikle çağrımızı yapmış olduk. Şimdi Ahmet Hasan'a değindim. Yeni Malatyaspor maçında. Evet. Karagümrük'e gidiyoruz. Evet. Ahmet Hasan oynaması lazım mı Karagümrük maçında? Ya şimdi 11'de altını çiziyoruz. Her maçın bir hikayesi var Ali Kağan. Yani şu oynasın bu oynasın demekten ziyade. Yok abi, istatistikler mesela bu maçta zaman. Malatya maçında ben girmesini bekliyordum. Çünkü rakip bekliyordu yani seni. Girmesinden ziyade şu şekilde abi. Şimdi Karagümrük'ün istatistiklerine baktık. Nasıl oynadığını az çok biliyoruz. Ahmet Hasan tipi bir futbolcu mu Karagümrük'ün savunmasını yıkar, yoksa Sokol Çıkalışı tipi bir futbolcu mu Karagümrük'ün savunmasını yıkar ilk 11 için? Yani orada biraz daha baskı yapabilecek bir oyuncuya ihtiyaç Çıkalışı olduğunu düşünüyorum. Çıkalışı sanki daha ilk 11 için daha faydalı olabilecek düşüncesindeyim. Çünkü bekleyecek yani Karagümrük. Bizim baskı yapmamızı bekleyecek. Stoperlerin üzerine çekecek. O yüzden koşan, rakibi de yoran bir taraftan oyuncu daha uygun gibi sanki. Son 4 hafta kaldı. Kravis'ten ümidin var mı? Yok, ondan bir ümidim tamamen yok. Tamamen bitirdin sen de. Evet. Kupa maçında son dakika oyuna girdi. Tam görmedim. Sen gördün mü bilmiyorum. Mihalyeko sağ çizgiden bir şut attı. Sol tarafta çıldıran şey miydi? Serdar Güller miydi? Artem Kravis miydi? Serdar'dı. Kravis değil miydi? Serdar, kale arkasındakini diyorsan Serdar. Tamam, benim için etmiştir Kravis o zaman. Ben acaba Kravis miydi ki dedim. Hani şaşırdım da bayağı bir. Serdar'sa o zaman Kravis bitirmiş o zaman. Kale arkasındaki Serdar'dı. Amar Rahmanoviç ve Empoku. Çok güzel oynadı dedik, bahsettik. Son olarak da buna girmiş olalım. İlk 11'i hak eden futbolcular ikisi de. Bak ilk defa söylüyorum. Özellikle Amar Rahmanoviç için. Kupa maçında da izledim çünkü. Amar Rahmanoviç'te inanılmaz bir değişim var. Özellikle imzayı attıktan sonra benim gözümün şey pasını siliyor abi. Yani orta sahayı topluyor. Ben senin dediğin kadar hani çok saha içerisinde göremedim ama. Nasıl göremedin abi? Malatya maçında. Sen daha iyi izlemişsin bu maçta. Sen daha iyi izlemişsin bu maçta. Siz taraftarlık çok yaptınız. Şimdi biz onu yapamıyoruz. Bize yasak. Yani şöyle bir şey var. Şu cümleler karşımıza eksi veya artı olarak gelebiliyor. Nasıl cümleler? Mesela ilk 11'i hak ettiğini düşünüyoruz Empoku'nun.
Doğru mu? Antep maçında kötüydü. Ama Antep maçında kötüydü. Endri Çekici düşüş var. Belki 45-50 dakika iyi oynuyor ama sonra ortadan kayboluyor ve maç içerisinde zaman zaman düşüş olduğunu görüyoruz Endri Çekici'de. Genel şimdi anlamda düşüyor. Baktığımız zaman Konyaspor'un orta sahaya 90 dakikayı çıkartabilecek potansiyelde lider bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Yani, şimdi Endri Çekici 60'tan sonra girerse kesinlikle fark katacak bir oyuncu. Veya son 45 dakika. Mpoku her hafta izliyoruz zaten, fark katıyor yani. Ama Rahmanović girdiği dakikalarda etkili olduğunu düşünüyoruz. Doğru sen mu? Yok mi? Yani bu maç özelinde demiyorum ben. Yani genel olarak genel söylüyorum. Bu maç özelinde çok izleyemedim yani. 3 haftadır Rahmanović fena değil ya. Ya hatta en son yani iyinin üstünde. Seninle bu sözleşme uzatmadan önce şunu konuşmuştum. Sana dedim ki hoca Amar Rahmanović'ten nasıl faydalanması gerektiğini biliyor. Maksimum verimi almaya çalışıyor ve şu ana kadar da aldı dedim. Yani hoca maksimum verim alabileceği dakikalar biliyor zaten Amar Rahmanović'ten. Mpoku'dan da hakeza öyle. Bizim orada sadece ilk 11 oynayabilecek, maçın temposunu 90 dakikaya yayabilecek, kondisyonu daha sağlıklı, biraz daha böyle lider yapıda, oyun çekip çevirecek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Yani hoca 80. dakikada da alsa, 90. dakikada da alsa oyundan ama böyle 60'da, 70'de oyundan düşmeyecek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Ve pas kabiliyeti daha yüksek olan bir futbolcuya ihtiyacımız var. Bu net yani. Ama devre arasında bu tip bir oyuncu alınır mı? Alınmaz mı? Bu tip bir oyuncuyu alırsak biz hedefi büyütmek zorunda kalırız. Bunu da bir taraftan hani bu şekilde gidersek nasıl söyleyeyim, masraf yapmadan gitmiş oluruz. Ama o tip bir oyuncu alırsan bu sefer hedefin senin kesinlikle Avrupa olur yani. Ben şu anda ilk onun içinde bitirse Konyaspor ben gık demem. Hala. Hala demem. İlk onun içerisinde abi, bitirirse. İki maç alsaydık liderler aramızda 7 puan vardı. Ya doğrudur. Bu sezonun içerisindeki hikaye değişebilir. Zaman zaman değişebilir. Değişti bence. Ben sezon başında neredeyse oradayım. Ben ilk onun içerisinde bitirirse Konyaspor ben az değilim abi. Ben mutlu olurum şu kadro yapısıyla. Ben, ama ben hala mutlu bak, olurum. Ama sen bir tane orta saha alırsın dediğim tarzda. Bir tane Travesi gönderirsin. Ahmet Hasan'dan yararlanırsın, yararlanmazsın. Onu ben bilemem. Bir tane forvet kazandırırsın. İşte bir tane de işte joker bir oyuncu alırsın. Kanada mı alırsın? Beke mi alırsın? İşte stoper mi alırsın? Kimi alırsın bilmiyorum. 3 tane sen net oyuncu kazandırırsan bu takıma, o zaman ben Avrupa hedefi isterim o zaman. Anlatabildim mi? Şu takım yapısıyla ilk 10 için bu takım yeterlidir diyorum. Tamam, aminle. İlk sezona başladığında da yaptık zaten biz programı. Sezona başlamadan önce ikimiz de biz ilk 10'a razıydık zaten. Kadro yapısını gördüğümüz için. Evet. Ama bu kadro yapısı oynuyor. Bir taktik var. Tamam. Bir düzen var. Buraya kadar da getirmiş. Bundan sonra her bir takımda bir düşüş olursa transfer yapılsın yapılmasın. Ben takım içinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Hayır, bu saatten öyle sonra. Öyle düşünmeni ben kabul edemem. Neden dolayı biliyor musun? Sen şu ana kadar almış olduğumuz ekstra puanlar var. Kabul mü? Hangisi ekstra abi? Abi oynadık aslanlar gibi. Sen ilk 10'a razıydın değil mi? Ben ilk başta razıydım. Tamam. Şu anda biz 20 puanda olsaydık yine kabul edecek miydin? Şu anda bak şeye bakalım puan durumuna. Şu anda 10. sıradaki takımın 20 puanı var. Doğru. Evet. 20 puanı var. Şu anda Konyaspor 27 puanla değil de 20 puanla olsaydı razı olur muydun? Ya sezon başında razı olurdun değil mi? Razı olurdum. Konuştuk bak biz bunları. Tamam. Demek ki bizim düşüncemize göre, sezon başındaki beklentimize göre 7 puan fazla almış. Ama oynayarak aldı. Hani ekstra diyorsun ya sen. Bak ben nereye geleceğim ama. Burada hemfikir miyiz? Ya burada sıkıntı yok. Bizim hedefimize göre şu anda 7 puan daha üst seviyede. Evet. Değil mi? Ha. Şuraya gelir olay. Şimdi ben dersem ki ilk 4'ten ilk 5'ten aşağıya düşerse bu takım, işte takım içerisinde şöyle sıkıntı var, böyle sıkıntı var, işte teknik ekip yetersiz, şöyle böyle dersem bu bana yakışmayan bir yorum olur. Neden biliyor musun? Çünkü bu sefer oldu, takım biraz kötü gitmeye başladı. Bu sefer sen başarılı olmuş bir hocayı göndermek zorunda kalırsın. Bak ben demek istediğim o senin değil. Senin eleştirilerin abi. Yani senin derken taraftar olarak söylüyorum. Taraftarların eleştirileri artık bir noktaya gelir ki atıyorum 4 maç kazanamadık. Bu sefer İlhan Hoca'nın üzerine yüklenmeye başlandı. Abi, bu takım, ben bunu istemiyorum bu yani. Takım 5 maçta kazanamadı. Berabere bitirdi.
İlhan Hoca'ya gıkını çıkartan olmadı. Niye? Takım çatpat oyun. vardı yani. Kim abi? Çatpat şeyler vardı. Yorumlar gördüm ben Ben yani. o şekilde değilim bak. 5 maç kazanamadık. İlhan Hoca'ya bizim ağzımızı açmadık. Niye? Evet. Takım oynadı. Kazanamadı. Evet. Oynayıp da kazanamazsan sıkıntı yok. Ama takım bir Ya anda muhakkak. şu oyunundan düşerse ben artık bir şey ararım. Ya tabii ki Takım canım. oynuyor çünkü yani. Sen el freni gibi çekmekten bahsediyorsun da öyle olmaz. Mesela Ama maçlar ilk 10 dediğin senin bir anda oraya gidiyor abi. ilk 10'la şu anda bizim bulunduğumuz konum arasında 7 puan fark var. Sen 3 maça bakar ha. tam 3 maça bakar. 3 maç kötü gittin. Şanssızlıkla bir şekilde yenildin. Berabere kaldın. Puan kaybettin. Ne yapacaksın? İyi oynadın ama. Ne yapacaksın? Tam oyun ya tekrar bu oyun stiline dönemeyecek mi? Ya tam İşte 3 maç kötü gitti ben diyelim. Ondan sonra videonun tekrar düzelecektir. bak ben videonun başında da söyledim. O yüzden İlhan Hoca'nın A planı kadar B ve C planlarına da yoğunlaşması Ya gerekiyor. İlhan Yani Hoca'nın A ve B planı var. anlatabildim Ben mi? C planlı olmadığını Malatya maçında C, gördük. D her neyse yani. Üçüncü plan, dördüncü plan, beşinci plan her neyse yani bunun adı. Mesela daha bugüne kadar doğru düzgün çift forvet oynamadık. Ben şurada değilim. Hani bazı adamlar şu yorum yapabilir. 4-4-2'yi oyna kardeşim, hücum futbolu şu bu. Ben işin orasında değilim yani. 4-4-2 oynadığın zaman hücum futbolu diye bir öyle bir kavram yok yani. Çift forvet oynadığın zaman daha çok atak yapabileceğin bir durum mu söz konusu olamaz modern futbolda? Belki 3 tane forvet alırsın ama gol atamazsın. Çünkü oraya taşıman gerekiyor bir şekilde. Anlatabildim mi? Ama mesela çift forvet oynayıp rakibin dengesini de bozabilmen lazım. Hücumu oynasın diye söylemiyorum bunu. Yani maç içerisinde bazı taktiksel değişikliklere de ihtiyacı var takımın. Çok uzattık. Sen çift forvete de değindin ya. Onu da şundan dolayı oynatmıyor diye tahmin ediyorum ben. Şimdi Sokol Çıkaleş oyundayken yedekte sadece Ahmet Aslan var. İkisini beraber oyun aldığı zaman yedekte hücumcu hani bir ekstra bir santrofor yok. İlk 11 İşte Çıkaleş'e ve çözüm Ahmet Aslan'la bulacaksın. nasıl Yani çözüm dünya bulacaksın? üzerinde bir sürü takım 4-4-2 oynuyor yani. Veya 4-3-3 oynayan bir sürü takım var yani. Ama Ben senin acaba şu hücumcular da olabilir mi? Şu olabilir mi? Bir röportajında Ahmet Aslan şundan bahsetmişti. Çift forvet oynamak benim için daha verimli gibisinden bir evet, demeç hatırlıyorum. vermişti. Bu Oradaydı. demeçten sonra İlhan Hoca oynatmıyor olabilir mi? Sadece soruyorum yani. Sesli düşünüyorum. Böyle bir şey duyduğumdan veya bildiğimden değil. Sadece soruyorum bunu. Hocaya sormak lazım. Sormak lazım yani. Ben gazeteci olsam sorarım. Bunu hocaya sormak lazım. Güzel yere değil. Çünkü oynatmıyor. Yedek kulübende var. Oyuncudan verim alamıyorsun. Soru işareti. Yedek kulübende olmamış olsa, Kraves gibi olmuş olsa, Kraves'te bir tavrı var İlhan Hoca'nın. Beğeniyorum, katılıyorum, tasdikliyorum, onaylıyorum, kaşe, imza, mühür falan filan. Kardeş bitti zaten. Ha, ama yedek kulübende forvetin varken ve gol bulman gereken dakikalarda almıyorsa soru işareti. Ya Büyük bir soru ona işareti. benzer bir soru sordurtturdum ben. Kanal 42 haber şefimiz Mücahit Enes Türbil gitti. Gaziantep maçına. Ben dahil olamadım. Kastamonu'daydım vize sınavlarından dolayı. Ahmet Hassan'ın sonradan oyuna girmesiyle alakalı bir performans düşüklüğü, oynamama isteği oldu mu gibisinden bir soru soruldu. Ahmet Aslan da oyuna girdiği zaman eline geleni yapıyor diye kısa bir cevap vermiş İlhan Hoca orada. Bak, şimdi izleyenler şunu söyleyebilirler. Eleştirecek kişiler de buraya kadar izlesinler lütfen. Ondan sonra eleştirebilirler beni. Ya Ahmet Aslan bugüne kadar ne oynadı da oyuna girmesini istiyorsun diye söyleyebilirler bana. Ben şu cevabı veriyorum şimdiden. Şimdi kardeşim Serdar Dursun diye bir adam var. Fenerbahçe'de. Bugüne kadarki oynamış olduğu maçlarda çok fazla süre alamadı ve çok da skor katkısı yapamadı Serdar Dursun. Ama Rize maçında. son maçta girdi. Adam 3 tane gol attı. Şimdi forveti sen topla buluşturursan bir şekilde golünü atar ve bitiriciliği Kaliteli kuvvetli olan bir forvetsin. futbolcu. Zaten buraya gelmeden önce Ahmet Hasan'ın her şeyini araştırdım ben yani. Bitiricilik oranı var. Şimdi bitiricilik oranı %20'nin üzerinde olursa bir forvetin Süper Lig için yeterli bir forvettir. %30'lara, %25, %30'lara falan çıktığı zaman yani her 3 pozisyondan bir tanesini gole çeviriyorsa bu adamın bitiriciliği gerçekten çok iyidir. Ahmet Aslan'ın yanılmıyorsam %20'nin üzerindeydi bu rakam. Bitiricilik oranı. Yani sen 5 kez topla buluştur bir tane kesin golü var Ahmet Aslan'ın. İstatistikler yalan söylemez. Sen 2 maçta 20 kez topla buluştur 4 tane gol atar. İlerleyen zamanlarda görelim abi, izleyelim. İzleyicilerimiz de ona İnşallah. göre herhalde eleştiri yapmış olur. Çok harmanladık, çok karıştırdık. Karagümrük'ten 3 puan alır mıyız?
Net bir soru. Bak söz skor tahmin istemedim. Tamam, güzel dedin. 60. dakikaya kadar biz beraberliği tutarsak kazanırız. 60'a kadar tutamazsak? Ya biraz zor olur bizim için. Hayırlısı olsun her. İnşallah en kötü berabere kalırız diye düşünüyorum ben. Galibiyette döneceğimizi düşünüyorum inşallah ben de. İnşallah. Evet efendim, yoğun geçen bir gündem programının da bir sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yorum ve görüşlerinizi alt tarafa, yoruma iletirseniz çok bizleri sevindirmiş olursunuz. Konyaspor'umuz cumartesi günü Karagümrük'le karşılaşacak saat 13.30'da. Ümit ediyorum ki o maçtan da galibiyetle döneceğiz. Karagümrük'ü yakıp geleceğiz inşallah. Önümüzdeki programda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.